Yani bize şu an kasap gelmiyor. Gelen şu anda vatandaş. Şimdi bu pandemi olayından dolayı işlerde büyük bir düşüş var. Zaten 4 aydır kapalıydık. Geçen yıla göre işte çok düşüş var. Şu an iş yok. Yani geçen yıl çok iyiydik. Bu yıl öyle değil. Yani biz bu umutla bekliyorduk. Bayramda işleri iyi olur. Para kazanırız. Ama şu an o görüntü yok. Bekliyoruz. Ha ne olur, ne biter son bir hafta inşallah işler açılır. Yani vatandaşlar gelmeye başlar. Biz de para kazanırız. Yani umudumuz o. Yani bilemede de şu an çok düşüş var. Yok, iş yok şu an. Yani geçen yıl bu zamanlar biz epey hareketliydik. Ama bu yıl öyle değil. Yani son 3 gün, 4 gün diyelim belki biraz iş yapabiliriz ama daha öncesi olması gereken bir şey. Yani bir ay önceden bizim bilemeye başlamamız ayrı bir şey. Son 3 gün iş yapmamız ayrı bir şey. Mesela geçen yıl daha farklıydı. Çok öncesi çalışıyorduk. Yani iş daha fazla geliyordu ama bugün iş yok.
Satışı da etkiledi. Yani satış da yok. Yani insanlar diyelim ki bıçak alacak. Bu pandemiden dolayı belki kurban kesmeyecek. Yani adam kesmediği zaman gelip bıçak da almasına gerek kalmayacak. Değil mi? Yani öneriniz var mı mesela? Şimdi mesela bizim önerimiz, biz her zaman insanlara diyoruz ki son güne bıçağınızı bırakmayın. Yani alışveriş yapacaksanız, bıçağınızı alacaksanız önceden gelin. Bıçağınızı bileyecekseniz önceden gelin. Yani son güne bırakıp mağdur olmayın. Bunu söylüyoruz insanlara. Artık gerisi müşteriye kalmış. Müşteri nasıl diyorsa öyle yapıyor. Biz bıçağı 5 TL'ye biliyoruz. Bir bıçağı 5 TL'ye biliyoruz. Derken biz bıçağı zaten son 4 yıldır aynı fiyata biliyoruz. Yani 4 yıldır hiç zam yapmamışız. Bilediğimiz fiyat aynı. Ama satışta illaki zam yedi. Yani bugün diyelim geçen yıl bir bıçağı alıyordun 20 liraya, bu yıl alıyorsun 30 liraya. Yani bir artış var. Satırda da öyle. Yani malzemeler birazcık artış yaşadı.